Evet değerli izleyenler, günün manşetleriyle sürdürüyoruz programımızı. Ve stüdyoda konuğumuz var. Anka Enstitüsü Başkanı Rafet Aslantaş. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Birlikte iyi yayın olur inşallah. Evet, kanun hükmünde kararnameler çıkıyor. Yeni bir yapılanma söz konusu hem devlette hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde özellikle. Şu anda işleyeceğimiz konu Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yeni yapılanma. Malum liseler, Kule Lisesi kapatıldı, asker lise kapatıldı. Harp Okulu'daki öğrenciler tasfiye oldu, atıldı. Yani bir yeniden yapılanma diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Bütün bunları enine boyuna konuşacağız ama önce bir haberimiz var, onu izleyelim. Askeri okullar kapatılacak. Ve askeri okulların kapatılmasıyla birlikte tüm okullardan liseler, mesleki dengi okullar buralardan rahatlıkla harp okullarına giriş olacak. Bütün askeri okullar, harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı. Kuvvet komutanlıkları doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Kararname ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruluyor. Harp okullarının üzerinde bir çatı oluşacak. O çatı da Milli Savunma Üniversitesi kurulacak. Milli Savunma Üniversitesi'nin altında Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz bunlar olacak. Kara, Hava, Deniz burada okuyanların hepsi lisans öğrencisi. Lisans üstü kurmaylık yerine geçmiş olacak. Milli Savunma Üniversitesi, askeri enstitüler, kara, deniz, hava harp okulları, astsubay meslek yüksek okullarından oluşacak. Kararname ile hava harp okullarına imam hatipler de dahil bütün lise ve mesleki okullardan girişin önü açıldı. Harp okulları, astsubay meslek yüksek okulları bu yıl mezun veremeyecek. Mezuniyeti gelenler rütbe alamayacak, diplomalarını nakledecekleri fakülte ya da yüksek okullardan alacaklar. Ve bir diğer adım, kuvvet komutanlıkları doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve Başbakan da gerekli gördüğünde kuvvet komutanlarına doğrudan emir verebilecek. Emir herhangi bir bakandan onay alınmaksızın derhal yerine getirilecek. GATA ve tüm askeri hastanelerse artık Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Düzenlemeye göre şehit yakınları ve gazilere sağlık hizmeti sunumunda öncelik tanınacak. Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri de Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacak. Askeri liselere giriş sınavında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle bir soruşturma başlatılmıştı Çorum'da değerli izleyenler ve bununla ilgili ifadeler ortaya çıktı. Bu soruları Fethullah Gülen'in yanında bulunan büyük abiler gece yattıkları istiharede görüyor diye ikna edilmiş bu çocuklar. Yozgat Valiliği OHAL Bürosu'ndan yapılan açıklamada askeri liselere giriş sınavındaki usulsüzlük soruşturmasının 4 aydır sürdüğü belirtildi. Öğrencilere askeri içinde ateist, sol zihniyette, Atatürkçü zihniyette subayların olduğu, bunların yerine kendileri gibi inançlı Müslüman insanların görev yapması gerektiği şeklinde telkinlerde bulunulduğunun tespit edildiği vurgulanan açıklamada çocukların bütün giderlerinin esnaf toplantılarında himmet, burs ve benzeri adlar altında toplandığına yer verildi. Açıklamada askeri lise sınavını kazanan öğrencilerin sınavdan önce kendilerine çözdürülen deneme sorularının askeri lise sınavında çıkan sorularla birebir olduğunu görmesi ve bu olayın kul hakkına girdiği için rahatsız olduklarını belirtmesi üzerine FETÖ, PDE mensuplarının siz oraları çok karıştırmayın. Bu soruları Fethullah Gülen'in yanında bulunan büyük abiler gece yattıkları istihare rüyalarında görüyor dediklerinin tespit edildiği aktarıldı. Buna rağmen askeri liseye kayıt yaptırmak istemeyen öğrencilerin ise sizin için yapılan uğraşlar boşa mı gitsin? Sen seçilmiş kişilerdensin. Sen bu okulu okuyarak hizmet akımına büyük katkılarda bulunacaksın. Askeri liseye gitmediğin takdirde şefkat tokadı yiyeceksin. Bir daha devlet kurumlarında hiçbir işe giremeyeceksin şeklinde tehdit edildiği de belirtildi. Evet Sayın Altantaş, Aslantaş. Yani süreç o kadar karma karışık ki kendi adımı sorsanız onu da bile karıştırırım inanın bana. Kusura bakmayın. Şimdi iki haber arka arkaya verdik. Birinci haber malum Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
sil baştan, yeniden tümüyle yapılanması var. İşte Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı bağlanacak, kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bir üniversite kurulacak ve bu çerçevede Kuleli Asker Lisesi ve tabii ki Bursa Işıklar Lisesi'ni de koymak lazım. Sanıyorum orası da kapatıldı asker liseler. Harp Okulu'ndaki öğrenciler öğrencilikten atıldılar vesaire. Böyle çok köklü, çok kapsamlı, yani böyle hani biraz önce CHP Grup Başkan Vekili vardı Özgür Özel. Siz de dinlediniz sanıyorum. Yani bu işlerin bir yıl, iki yıl çok ciddi komisyonlar kurularak her noktada görüş alışverişi yapılarak halledilmesi gerekirken işte sarayda üç kişiyle beraber, danışmanla beraber böyle bir sürecin başlatılmasının sıkıntılı bir başka noktaya götüreceğini ifade etti Özgür Özel. Siz eski bir askersiniz aynı zamanda. Şu anda Anka Enstitüsü'nün başkanısınız ama eski de askersiniz. O yapıyı çok çok iyi biliyorsunuz. O sıralardan, Kuleli'den, işte Harbiye'den vesaire geçmiş, gelmişsiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Şimdi öncelikle şunu vurgulamak gerekir. Dünya siyasi tarihinde dinin öne çıktığı, din istismarının yapıldığı hiçbir sistem insanoğlunu daha iyiye götürmemişti. Hangi yönetim sisteminde olursa olsun bu, askeri modellemeler olsun, siyasi modellemeler olsun, hatta sosyal modellemeler olsun, hep başına bela açmıştır dinin siyasi istismarı. Zaten ayın 15'inde yaşadığımız kimilerine göre darbe, kalkışma, hatta sonrasında isyan, işgal, istila işgalle sonuçlanacak sürecin de bir dinsel motifi var. Bir darbe diyebilirsek bunu dini darbe diyebiliriz. Dinsel bir darbe değil. Din istismarının neden olduğu bir darbe diyebiliriz. Bunun da öncesi, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, akıllara zarar, istihare namazları, istihare rüyaları. Yani hakikaten akıllara zarar. Hatta bunlara göre 14. imam olan Fethullah Gülen'in her gece rüyasında peygamberle görüşüp konuşması. Buna inanan sivil asker fark etmez. Yani bir insanın akıllı, bilimsel, eğitim almış, normal yaşamını sürdüren bir insanın bunlara inanmasını açıklaması çok zor. Çok zor. 14-15 yaşındaki çocukları belki böyle kandırabilirsiniz ama belirli rütbelere ulaşmış, fen eğitimi de görmüş insanların buna hala biat etmeleri beni çok daha fazla rahatsız ediyor şimdi. Elbette. Için. Şimdi bakın Işıkeli'yle ta 1976'larda Kuleli Asker Lisesi'nde İlmi Işık Edebiyat Öğretmeni zamanında başlayan, sonra da yayılan ve kabusa dönüşen, yıllar içerisinde bizim defalarca üstlerimize bildirdiğimiz, maalesef tedbir alınmayan, alınmakta gecikilen bile demiyorum, tedbir alınmayan bir oluşumun neden olduğu felaketi hep beraber gördük. Çok acı sonuçlandı ama her şerden bir hayır doğar sözü üzerine artık düşünmemiz gerekiyor. Askeri okullarda insanları, öğrencileri, küçük çocukları kandırabilirler. Işık ellerine götürebilirler. Dinsel temalarla beyinlerini yıkayabilirler. Bu o yaşta çocuk için mazur görülebilir. Tabii askeri okulda bunun olmaması, hatta hiçbir okulda elbette olmaması lazım da yaş grubu olarak söylüyorum. Sonrasında sizin söylediğiniz husus nasıl devam ediyor biliyor musunuz? Bunlar sınav sorularına kavuşuyorlar. Kolaylaşıyor hayatları. Kolay geçiyorlar. Kolay yükseliyorlar. Güzel tayinler görüyorlar. Karargahlarda personel başkanlığının o çok rahat, hoş görevlerinde çalışıyorlar. Gelecek sancısı, tayin sancısı yaşamıyorlar. Kurmaylıksa arzuladıkları akademi sisteminde bir risk yaşamadan yine istihare namazları, dualarından sonra sorular kendilerine vahiy edilerek ulaşılabiliyor. Rütbeler, görevler kendilerine garanti ediliyor ve büyük bir hedef konuluyor. Muhtemelen ki bu da çıktı, parayla da destekleniyor bu. İkbal motifi, para motifi, yaşam motifi, akrabaların işe alınması derken büyük bir kurumsal yapıyla karşılaşan zavallı insanlar, kötü niyetli insanlar bunun kölesi haline geliyorlar. İşte durum da bu. Sanıyorum generalliğe kadar beyni yıkanarak ilkokul mezunu bile olmayan bir şeyhe, bir örgüt liderine biat etme konusu zor açıklanır. Bunu böyle düşünmemiz gerekiyor. Menfaat beklentisi var. Menfaat beklentisi var. Şimdi gelelim askeri yapılanmaya. Bu bence dünden bugüne hazırlanan bir yapılanma değil. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz enstitü olarak da hep şunu şiar edindik. Mustafa Kemal Atatürk'ün hakikati söylemekten sakınmayınız ifadesi bizim için çok önemli bir düsturdur. Yine söyleyeceğiz. Dönemsel bakmayacağız, hep doğruları söyleyeceğiz. Alan alır,
doğruları söylemekten de geri kalmayacağız. Şimdi diyoruz ki gerek siyasi mitinglerde yapılan sözde deklarasyonlar, cemaatin adı bile anılmayan deklarasyonlar, gerek bu son askeri yapılanmadaki kasıtlı bazı tutumlar hoş değil. Gerçekten toplumsal bir mutabakat sağlamak istiyorsak, gerçekten bir barış ortamı tesis etmek istiyorsak önce bir samimiyet testine girmemiz lazım. Bütün bunlara halkın %50 veya daha fazla kesiminin alerji duymasının sebebi güvensizlik. Geçtiğimiz 10-15 yılın yarattığı güvensizlik. Sürekli rol değiştirme, sürekli duruma göre ifade bulan söylemler ve bunların uzun süreli olmaması. Fakat bu noktada bir fark var. Aylardır biz de vurguluyoruz. Diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletiyle, ülkesiyle çok büyük bir tehdit altında. Çok ciddi bir dış tehdit altında. Bunun kaynağını, nasıl yapılacağını herkes biliyor. Artık sokaktaki insana da sorsanız bir şeyler söyleyebiliyor bu konuda. Bu tehdit geçmedi. Hala devam ediyor. Biraz sonra buna gireriz ama önce şu askeri yapılanmayı konuşalım. Bu askeri yapılanmadaki bazı hususlar hakikaten dikkat çekiyor ve şüphelere neden oluyor. Asker liseleri kaldırabilirsiniz. Evet, gelenekleri vardır. Evet, 200-250 yıllık bir geçmişi vardır. Askeri ortaokullar da vardı zamanında, kaldırıldı. Belki o yaşta 14 yaşında bir çocuğun askeri bir disiplin altında hem cinsleriyle sadece okuyacağı bir model, harp okulunda verilecek derslerden eksik kalmayacaksa gerekli olmayabilir. Bu tartışılabilir. Ama tabii bu askeri liselerin mevcut binalarının, ikamet yerlerinin mutlaka yine askeri maksatlarla kullanılması şartıyla kabul edilebilir. Bu konuşulabilir. Örneğin Kuleli Askeri Lisesi bir askeri müzeye dönüştürülebilir. İlla devam edecekse bu sistem. Onun dışında İsmail Bey, harp okullarının mezun vermemesi, tüm öğrencilerini kaybetmesi, burada kurunun yanında yaşın da yanması, Türkiye Cumhuriyeti son dönem siyasi tarihinin makus görüntülerinden biridir. Göze alamıyorsunuz maalesef. Şimdi o kadar yoğun bir sızıntı var ki içeriye, mutlaka cemaat iltisakı olmayan iyi çocuklar da var içlerinde ama ayırt edemiyorsunuz bir noktadan sonra. Evet. Ayırt edememenin en büyük suçu da silahlı kuvvetlerin iç denetim sistemlerinin yetersiz olması. Eğri oturup doğru da konuşmak lazım. Bugüne kadar size iletilen oluşumlara, yapılara, kişilere işlem yapmazsanız, bugüne kadar sağır kulağınızın üstüne yatarsanız, ihmaliniz bulunursa, bugün size siyasi otorite tarafından dayatılan bu hususlara söyleyecek de bir şeyiniz kalmaz. Söyleyemezsiniz zaten, öyle de oluyor. Hatta kışlalarınızın kapısına kamyonlar konur. Hatta askeri rencide edecek şekilde lojman kapılarından Türk bayrağıyla kutlama yapan insanlar lojmana parmak sallayarak akıllı olun diye bağırır. Siz yine kurumunuzu ve personelinizi savunamaz duruma düşersiniz. İşler acısı bir durum. Genelkurmay karargahınızın içerisine insanlar girer, tekbir getirirler, tezahürat yaparlar. Orası kontrollü bir bölgedir. Yine bir şey söyleyemezsiniz. Yazık ki bu durumlara düştük. Düşmememiz gerekiyor. İçimiz acıyor. Emekli bir asker olarak benim de içim acıyor. Gözlerim doluyor bunları düşündükçe. Bunu atlatacaktır silahlı kuvvetler. Buradan bu çağrıyı da bir kez daha yapmak istiyorum. O kışla kapılarındaki kamyonlar artık amacına hizmet eden, söylenen amacına daha doğrusu, zaten ona da hizmet etmez de bir tank çıkmak istese duvarı da yıkar çıkar. Kapıdan çıkmak zorunda değil. Komediye dönüşmüş bir durumda bu. Psikolojik harekat yapılıyor, farkındayız. Silahlı kuvvetleri halkın gözünde küçük düşürecek tablolar oluşturulmaya çalışılıyor. Fırsat operasyonlarına dönüştürülüyor bunlar. Başka bir gerekçesi olduğunu ben düşünemiyorum. Risk analizi yapmayı bilen bir insanım. Tehdit analizi yapmayı bilen bir insanım. Bunun hiçbir şeye hizmet etmediğini güvenlik açısından rahatlıkla söyleyip defalarca da dile getirebilirim. Yani bu tam olumlu bir hizmet amacı olması düşünülemez. Düşünülemez. Evet. Son derece. Yani nihayet tank çıkmak isterse kapıdan değil duvarı yıkar, geçer. Onu insan durduramaz, insan toplulukları durduramaz. Tank 60-70 ton ağırlığı ve çok büyük bir süratiyle durdurulamaz bir harp silah aracıdır. Arazide böyleyken şehir içerisinde durdurması mümkün değildir. Bakın, silahlı kuvvetlerin o gün Cumhuriyetçi Atatürkçü subayları, assubayları, bir kısımda iyi niyetli sağlam polisimizin duruşu olmasaydı bu kalkışma engellenemez. Gerçekçi olalım. Tabii ki kendini feda eden halkımızı görmezden gelemeyiz. Mangal yürekli insanlarımız var. Tankların önüne herkes yatamaz. Kendini mermilere siper edemez. Burada şehitlerimizi de tekrar yad etmek istiyorum. Sivil asker, polis fark etmez. Ama bir gerçek var ki o gün başta Özel Kuvvetler Komutanlığı olmak üzere
Özel Kuvvetler Komutanı ve şehit olan Halis Demir başçavuşumuz başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini değiştirmişlerdir. Bu zamanla anlaşılacaktır. Askeri yapılanmadaki durumda harp okulları bir savunma enstitüsüne bağlanıyor. Bu Milli Savunma Bakanlığı'da. Şimdi evet, geçiş dönemi olarak bakılabilir. Cemaatin tüm tohumları temizlenene kadar bu tedbir alınıyor diye bakılabilir ki böyle görmemiz gerekiyor. Buna inanmak istiyorum ben. Harp akademileri yapısı tekrar ele alınıp bir yüksek lisans seviyesinde ifade buluyor kanun hükmünde, kararnamede. Burada da tekrar şunu ifade etmek istiyorum. Kurmay seçimi, harp akademilerinin mevcut sistemi ve kurmayların akademideki eğitim süreci Türkiye Cumhuriyeti'nin gereksiniminin çok çok üstünde değildi. Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bunu herkese tartışmaya hazırım. Daha iyi bir yapıya geçilmesi gerekiyordu. Bunun iyileştirilmesi tartışarak, seçim süreçleri değiştirilerek, ezbere dayalı olmayan sınav sistemlerinden başlayarak ele alabilirsiniz. Akademi içerisindeki ders, müfredat konularının da daha maksada yönelik olmasına kadar vardırabilirsiniz. Değişik bir model denenebilirdi. Fakat bu siyasi bir müdahalenin ötesinde görülmeli. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Ne demek istediğimi az sonra daha açacağım. Kuvvet Komutanlıkları Savunma Bakanlığı bu. Bu fecaat bir durum. Felaket bir durum yani. Şimdi bunu hiçbir şekilde açıklayamazsınız. Çünkü bizim harp prensiplerimizden biri emir komuta birliğidir. Siz emir komuta birliğini sarsıyorsunuz. Genelkurmay Başkanlığı şu anda başbakana, yakın gelecekte kabul görürse Cumhurbaşkanlığına bağlanacak. Evet. O zaman hepsini alın Cumhurbaşkanlığına bağlayın. Milli İstihbarat Teşkilatı ama da... Orada şöyle bir savunma var ya da şöyle bir gerekçe var. Bütün gücün tek elde toplanmasını engellemek gibi bir gerekçe var. Kime karşı? Şimdi salt darbe olmasın bir daha diye alınan tedbirler bu jeopolitiği çok kıymetli coğrafyada inanılmaz bir tehdide dönüşebilir. Yarın garantiniz var mı Türkiye'nin içerisinde bir iç kalkışma olmayacağına ya da aynı anda iki cephede muharebeye maruz kalmayacağımızı garantisini verebiliyor musunuz? Veremezsiniz. Ayın 15'inde o durumdan niye faydalanılmadığını sorgulayan bir Güney Kıbrıs Rum yönetim liderliği var. Keşke biz de bu durumdan faydalanıp kazanım elde etseydik diyen. Her zaman tehditle dolu bir coğrafyada yaşıyoruz. Trakya'sından Güneydoğu sınırına kadar bu tehdidi her an hissedebiliriz. Şimdi koalisyon hükümeti var diyelim İsmail Bey. Evet. İçişleri Bakanı bir partiden, Savunma Bakanı başka bir partiden. Evet. Birisine jandarma unsurlarınız bağlı, diğerine kuvvet komutanlıklarınız bağlı. Genelkurmay Başkanı da Başbakanı ya da Cumhurbaşkanı'na bağlı. Cumhurbaşkanı. Ve siz çok hızlı Kardak gibi mesela karar almak zorundasınız. Hızlı bir reaksiyon göster. Kim kime emir verecek? Oyun mu bu ya? Kim kime emir verecek? Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanına nasıl emir verecek? Savunma Bakanı'nı arayacak, telefonla ulaşamayacak mı? İçişleri Bakanı farklı bir olay içerisinde mi olacak? Siyasi partilerin görüşleri farklı mı olacak? Bakın Türkiye coğrafyası bunu kaldırmaz. Bundan acilen dönülmeli. Bunun projeleri silahlı kuvvetler içerisindeki ihanet çeteleri tarafından yapılmış da olabilir. Proje yönetim şubeler, proje yönetim dairelerde Savunma Bakanlığı'na bağlı kuvvet yapılanması görüşülmüş de olabilir. Ama bu doğru demek değildir oralarda görüşüldüyse. Bunun tekrar emekliler de dahil, emekli edilen insanlar da dahil, Ergenekon, Balyoz, casusluk kumpasları dahilinde ortak bir akılla ele alınmasına büyük fayda var. Biz bunu geçiş döneminde yapılan bir uygulama olarak görmek istiyoruz ve bu hatadan ivedi olarak dönülmesi gerektiğini söylüyoruz. 3 ay sonra Türkiye'nin bir dış tehdit altında kalmayacağının garantisini kim verebilir? Ki öyle bir durum yaşıyoruz. Böyle bir coğrafyada bunun hiçbir garantisi yok. O zaman şimdi nizamiyelere yadığınız kamyonlardan başlayın. Kuvvet yapılanmasını dağıtan, sadece darbeye karşı tedbir alan bir silahlı kuvvet mekanizmasını, silahlı kuvvetler mekanizmasını önünüze koyun. Gerçekten bu ülkenin koruyucusu olarak görebilir misiniz o güvenlik yapısını siz? İnanmazsınız ki, rahat uyuyamazsınız. Yarın ne olacağı belli değil. Ha şuna diyorsanız, 50 yıldır NATO perspektifinden bakmış komutanlar, yapı, Amerikan etkisinde yetiştirilmiş hava kuvvetleri. Bunları diyorsanız, bunların tedavisi başka türlü çok kolay mümkün. Evet, ciddi bir sorundur bu. Tedavisine geçmemiz gerekiyor. Cemaat yapılanmasında bu ciddi sorunun uzantısıdır zaten. Bakın biz müttefiklerimizi kaybediyoruz diyen bir general çıkıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Evet yani böyle bir akıllara zarar bir ışıklama. Akla zarar yani nasıl söyleyebilirsin bunu? Bir, hangi cesaretle söyleyebilirsin? Sen bunu başka bir ülkeye söyleyemezsin. İki, benim ülkeme, vatanıma, milletime kalkışmada bulunmuş tamamen dinsel bir kalkışmanın motifleri olan
küçük unsurlar olan insanları müttefik olarak göremezsin. 3. Onları müttefik olarak görüyorsan ben senin müttefikin olamam. 4. Eğer müttefikinse o zaman bu kalkışmayla bir parçasısın. Elbette. Şimdi zaten ilk defa çok açığa düştüler. Yıllardır söylenen bu. Atlantik cephesinin Türkiye Cumhuriyeti'ne Büyük Ortadoğu Projesi'nden itibaren biçtiği bir rol var. Ama bu rol kendisinin de imhasına ve bölünmesine neden olabilecek bir rol. Zamanında buna biat edenler, bunun içinde yer alanlar, zaman geçtikçe hatayı görüp, geldikleri makam itibariyle de devletin ağırlığını hissedip, herkes için söylüyorum bunu, sivil toplum kuruluşları için de söylüyorum, bir devlet aklının ne kadar önemli olduğunu fark ettikleri bir süreç yaşadık. Yaklaşık 7-8 aydır hep şunu söylüyoruz. Dış politikada hatalar yapıldı. Stratejik derinlik adı altında bir sığlık ortaya kondu. Sıfır sorun denerek sorunlar yumağı haline getirilen bir ortam bulduk kucağımızda. Bunun sahibi insanlardan önce kurtulmamız gerekiyor. Kurtulunuyor. İktidar kim olursa olsun, muhalefet kim olursa olsun bu bir milli güvenlik sorunudur. Gelin beraber halledelim bunu dedik. Ve bu rotaya giren bir yapı gördük. Yapı rotada gittiği sürece yanındayız. Evet. Biz sivil toplum kuruluşlarına adına, yani ben kendi enstitümüz adına bunu söyleyebilirim ki akıl sahibi her Türk'ün de milli menfaatleri için bunu düşünebileceğini değerlendiriyorum. Bakın dış politika konusundaki milat ve samimiyet testi 9 Ağustos'ta olacak. Şimdi oraya geçmeden önce ki başka konularımız da var. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni insan kaynakları nereden olacak vesaire. Ama biraz önce dediniz ki şimdi telefonda bir konuğumuz var. Ali Özgündüz, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi. Biraz önce şöyle bir değindiniz. Harp okulundan atılanlar, işte mutlaka içinde bu cemaate karışmamış insanlar da vardır ama tespit etmek çok zor. O nedenle devlet bu riski alamaz. Evet, yani. Bu riski almamak adına hepsini görevden aldılar. Bu sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ya da Harp okulunda mı? Birçok şikayet geliyor ve bu şikayetlerin temelinde işte onun ilgisi var, bunun ilgisi yok falan deyip hani kuru yaş meselesi böyle günlerdir söylediğimiz olay. Cumhuriyet Halk Partisi de bu kurunun yanında yaşın yanmaması için, sapla samanın ayrılması için, darbeciyle darbeci olmayanın ayrılması için bu cemaatle, bu örgütle, terör örgütüyle ilişkide olmayanların ayrılması için, bunların saptanması için bir komisyon kurdu. O komisyonun şu andaki çalışmaları ne boyutta, nasıl gidiyor? Onu bir öğrenelim, ondan sonra tabii, tekrar geçelim. Tabii. Sayın Özgündüz, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar Sayın Dükel. Teşekkür ederim. Ben olayı özetledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir komisyon kurduğunu ve hangi amaçla kurduğunu ifade ettim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok fazla şikayet geliyor mu? Nedir bulunduğunuz konum? Evet Sayın Dükel, biz hemen darbenin ertesi hafta Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bu konuyla ilgili bir süreci izleme komisyonu kuruldu. Benim de içinde yer aldığım. Evet. Bu komisyonda özellikle yargıyla ilgili kısmı izlemekte görevli eski Cumhuriyet Savcıları ben İlhan Cihaner ve Ömer Soğal'dan görevlendirildik. Keza Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili de süreci izlemekle ilgili eski askerler Parti Meclis Üyemiz Mehmet Ali Çelebi ve Dursun Çiçek İstanbul Milletvekilimiz görevlendirildi. Fakat tabii başlangıç aşamasını aştı. Birinci aşamada biliyorsun sadece yargı ve TSK ile ilgili tasarruflarda bulunulmuştu. Sonraki aşamada şu anlarda işte 70 bine yakın kamu görevlisi, çeşitli meslek mensupları, doktorlar, öğretmenler, işte üniversite öğretim görevlileri, kamuda çalışanlar, belediyede çalışanlar, birçok insan görevden alındı, açığa alındı, birçoğu da tutuklanmaya başlandı. Çok fazla şikayet geliyor bize bu konuda. Çok ciddi anlamda olayla alakası olmayan darbe girişimi günü ilçe emniyet amiri olarak görevini yapan askerlerle kısa konuda iletişim kurup çatışma ortamını önleyen emniyet amirleri açığa alınmış, görevden alınmış. Keza bana bugün tutuklandı. 7 gündür gözaltında olup da haber alamayan bir emniyet amiri, eski kriminoloji uzmanı İlker Başbuğ Paşa ile ilgili raporu İlker Paşa lehine veren kişi bu vesileyle
7 gündür gözaltında ve tutuklanmış, bu olaylarla hiç alakası olmadığı halde. Keza benim bizzat bildiğim uzaktan yakınım polis amiri açığa alınmış, doktor açığa alınmış. Bunun gibi binlere varan şikayetler geliyor. Bizim eski milletvekili, Sivas milletvekilimiz Malik Ejder Özdemir'in kardeşi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'da görevli bir mühendis açığa alınmış gibi. Yani somut bizim bizzat bildiklerimiz, bizim milletvekillerinin, partilerimizin yakınları, cemaatle yıllarca mücadele eden, bunlarla hiç alakası olmayan kişiler de şu anda birilerinin, bazı kamu görevlilerinin işgüzarlığı ya da işte efendim darbecilerle mücadele ediyoruz adı altında geçmişte bu cemaatle alakası olup da günah çıkarma niyetiyle ya da kendilerine yakın görmedikleri bizim partilerimizi de demokratları, cumhuriyetçileri, atatürkçileri de bu şekilde tasfiye etmeye başladılar. Bundan dolayı ciddi anlamda endişeliyiz. AKP artık bu kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetmeye başladı. Hukuk askıya alındı, anayasa askıya alındı. Yani darbe olsa idi, ne yapacak idiyse bu darbeciler, onun başka bir versiyonu, sivil bir versiyonunu şu anda iktidar uygulamaya başladı. Bu ülkemiz adına, rejim adına, hukuk devleti adına ciddi kaygı verici gelişmeler diye düşünüyorum. Evet, bu noktada peki iktidarla olan iletişiminiz nasıl oluyor? Siz bunları alıyorsunuz ve herhalde paylaşacaksınız, iktidarla bir muhatabınız var mı karşıda? Muhatap var şu ana kadar yöneticiler, AKP yöneticileri söylemleriyle, kamuoyuna verdikleri görüntülerle işte biz samimiyiz bu konuda. Kurulun yanında yaşanmasın, size gelen talepleri bize bildirin, samimiyette bunlara yaklaşacağız diyorlar. Şimdi uygulamada fiilen de bu söyledikleri gibi mi değil mi, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bize gelen bu şikayetleri, kendimizin de ayıkladıkları, emin olduklarımızı şeye bildiriyoruz. İlgili bakanlıklara, başbakanlık müsteşarlığına, müsteşar yardımcısı görevli bu konuyla ilgili. Keza bugün Başbakanın Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etmesi sonucu da bu konu gündeme gelmiş. Öğrendiğim kadarıyla Başbakan da bir bakanı görevlendirecek bu işle ilgili. Bizim de bu konuyla görevli koordinatör Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bülent Tezcan'la ilgili bakan bu koordinasyonu yürütecek. Bize gelenleri ileteceğiz ve takip edeceğiz. AKP'nin de bu konuda iyi niyetli olup olmadığını da takip edip bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Evet Sayın Özgündüz, işiniz çok ve zor, bir o kadar da önemli. Allah kolaylık versin diyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ben bir şey daha vereyim. Buyurun, tabii ki. Şu anda dediğim gibi yani parlamenter rejime karşı yapılan bu darbe girişimi bütün siyasi partilerin, meclisin, milletin ve milli ordunun karşı koymasıyla engellendi. Dolayısıyla parlamenter rejimi etkisiz kılacak, tek adam yönetimine doğru gidecek bu kanun hükmünde kararname uygulamaları önümüzdeki süreçte bizi endişelendiriyor. Bunlara biz baştan beri karşıyız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak parlamenter rejimi savunuyoruz. Ve bu darbe de parlamenter rejime karşı yapıldı. Fakat şu andaki uygulamalar tamamen parlamentonun devre dışı bırakılması ve sadece hükümet üyelerinin kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetmesi sürecini yaşıyoruz. Umarım kısa sürede bu OHAL düzenlemesine son verilir ve tekrar parlamenter rejim işlemeye başlar. Evet, dileklerinize katılmamak mümkün değil. Aynı dileklerle stüdyodaki konuğumuzun da dilekleri bu noktada. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Evet, yani birebir tanıdığımız, bildiğimiz, yıllardır birlikte olduğumuz insanlar bu torbanın içine konuluyor diyor Sayın Özgündüz. Bu ürkütücü bir gelişme. Evet, evet. Yani umuyoruz bir yanlışlık vardır, umuyoruz bu yanlışlıkla tez olarak vazgeçilir. Sapla saman doğru biçimde ayrılır. Yaşın yanında kuruyu, kurunun yanında yaşı yakmayız. Evet.
kaldığınız yerden. Şimdi bu çalışma çok önemli. Bakın kumpas davalarda mağdur olduk hepimiz. Ben de onun mağdurlarından biriyim. Onun intikam duygusuyla hiç hareket etmedik. Bu cemaatin Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için tehlikeli, tehdit olduğunu ifade ettik sadece. Şimdi de içlerinde bu işe hakikaten bulaşmamış, tesadüfen orada olan kişiler varsa bunun ayıklanması bizim en büyük dileklerimizden biri. Hukuk devletinin gereği de bu. Evet, yani bununla güven. Samimiyet testi demiştik ya İsmail Bey. Evet. Bakın dış politikadaki samimiyet testini 9 Ağustos'taki Putin-Erdoğan görüşmesinden sonra biraz daha net görebileceğiz. Bir de iş politikada samimiyet testi bekliyoruz. Bunu beklemekten doğal hakkımız. Nedir o? Evet, nedir o? Mesela askeri liseleri kapatıyorsunuz değil mi? Evet. Neden kapatıyorsunuz? Cemaat sızmıştır. İşte illegal yapılanmalar oluşmuştur. Silahlı kuvvetler kendi içerisinde buna tedbir alamamıştır. Hatta kasıtlı olarak almamıştır. Bu riski bir daha göze alamayız diyorsunuz değil mi? O zaman İmam Hatip liselerinden harp okullarına giden yolu niye açıyorsunuz? Ya da İmam Hatip liseleri de aynı havza değil mi? Cemaatin çok rahat sızabildiği bir havza değil mi? Onun da sıkı bir şekilde denetlenip hatta kapatılması yoluna gitmek rejimin bekası için önemli olmaz mı? Bakalım din adamları şeyde yetişsin, ilahiyat fakültelerinde 40 kadar var. Sayıları artırılsın gerekirse. Fen ve sosyal bilimlerini lisede düzgün olarak alsınlar. Her bir öğrenci gibi. Çağdaş bir eğitim sisteminden gelsinler ezberci olmayan. Sonra ilahiyat fakültesine gitsinler ve aydın din adamı olsunlar. Buna çok ihtiyacımız var. O kesinlikle. Zaman ne tarikatlar ne cemaatler bu din adamlarının yanından bile geçemez. Değil mi? Gayet bu da bir samimiyet testi. Hadi görmek istiyoruz bakalım şimdi biz bunu. Evet, yani çok net, çok açık söylediğiniz kuleliğe sızan, ışıklara sızan, harp okuluna sızan o cemaat, o terörist örgüt imam hatiplere sızmamış mıdır? Soru bir başka çok samimiyet net. Testi. Soru çok net. Eğer sızdılarsa ve siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni insan kaynağını buradan temin ediyorsanız tekrar bir örgütlenmeye neden olmayacak mısınız? Elbette 5-10 yıl sonra da bunlarla uğraşmak zorunda kalırız. Belki bu parti iktidarda olmaz ama bizim başımıza böyle bir dert olur. Yine haincim kalkışmayla karşılaşırız. Siyasi partiler gelir gider. Bugün A partisi vardır, yarın B partisi vardır, öbür gün C partisi vardır. Yani önemli olan siyasi parti değil, önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasıdır. Bravo, evet. Kesinlikle. Bunun dışında başka bir kimsenin problemi yok. Yani AKP olmaz, yarın başka bir parti olur. Onun için de geçerli bunlar. Elbette, yönetim modellemesi bile değişebilir. Biraz önce çok güzel bir örnek verdiniz aslında. Kardak gibi bir kriz çıktı. İşte Deniz Kuvvetleri Komutanı bilmem nereye bağlı, o bilmem nereye bağlı, şu. Yani bu mekanizma nasıl karar alacak ve çok ani refleksi nasıl gösterecek? Bakın o konuyu kapatmadan o zaman şunu da açıklayayım. Sonra bir başka örnek daha verecektim. Savaş çıktığında, muharebe koşulları oluştuğunda ondan önce Milli Güvenlik Kurulu bünyesinde ihdas edilen kriz merkezi yönetimi Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ne devreder. Nerededir bu yapı? Genelkurmay Başkanlığı altındadır. Kuvvet komutanları savaşta nerededir? Onlar da Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nin içindedir. Kuvvetlerinde değildir. Evet. Kuvvetlerinde kim kalır? Kurmay başkanları ve bir azaltılmış personelle, lojistik personel ve diğer muharebeyi destekleyecek, hususları idare edecek bir ekip kalır. Gerek nöbet sistemi, vardiya sistemi, gerek tüm kritik komuta karar verme sürecindeki tüm komuta yapısı Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi bünyesinde toplanır. Bu kime bağlı? Başbakan ya da Cumhurbaşkanı'na. Kuvvetler kime bağlı? Savunma Bakanlığı. Ya yapmayın Allah aşkına. Yani akılla dalga geçmek gibi bir şeydir. Müşterek harekat, bakın bugün artık muharebe sahası şekillenme süreçlerinde müşterek harekat kavramı yaklaşık 1990'lardan beri literatüre girmiş, yerini bulmuş, son derece önemli bir kavramdır. Deniz, hava, kara kuvvetlerinin son iki dakikamız müştereken yapacağı bir harekattan bahsediliyor. Hemen toparlayalım. Bunun istihbarat desteği de müşterek olur. Evet. Devletin tüm kurumlarıyla beraber. Şimdi siz bu yapıyı dağıtırsanız bütün harp prensiplerini felç eder, yenilgiye mahkum kalırsınız. Yarın Allah korusun bir şey dış tehditle karşılaşırsak bu konuyu kapatıyorum. İç samimiyet testinde bir başka noktaya değinecektim son olarak. Evet. Şimdi Silahlı Kuvvetler bünyesinde çok gerekli bir büyük ayıklama yapılıyor. Daha hala ifşa olmamış isimler olduğunu değerlendiriyoruz biz. Özellikle yurt dışı görevindeki ateşelere dikkatle bakılması lazım. Peki Silahlı Kuvvetler'de, bakanlıklarda, şurada, burada yapılan tüm ayıklanmaları siyasi partilerde neden başlatamıyoruz? Buralarda sızıntı yok mu?
Yani sızıntıyı koyduk bir kenara, içinde doğduğu bir parti var ortada, İktidar Partisi. Bu bakın 1980'lerden hatta daha öncesinden beri tüm siyasi partileri kullanarak gelmiş bir büyük örgüt şeması. Evet. Onun için şimdi çok radikal bir şekilde her siyasi partinin içine dönüp denetim mekanizmalarını kurup acımasız bir ayıklama da yapması gerekiyor. Masum değiller. Madem parlamenter sistem, önce oranın ayıklanması lazım. Önce meclisin gerçekten gazi meclisi olması lazım. Peki. Aslında konuşacak konu çok. Evet. Yani başlıkla aslında şeyi de konuşacaktık. ABD Genelkurmay Başkanı burada. Kısaca onu da değinelim. Yani süre varsa birkaç saniye. Son cümle olarak alayım. Evet, bir 45 saniyemiz falan var. Hemen bakıyorum. Yetiştirelim. Irak'tan geldi. Evet, İncirli'ye uğradı. Geldi. Teamüllere uygun olmayan bir şekilde önce başkente gelinir, sonra kendi şeyine gider ama briefing aldı herhalde. Mutlaka bazı talepler getirdi. Bir de bizim reaksiyonumuzu, tepkimizi, ne yapmak istediğimizi, ne yaptığımızı da yerinde görmek istedi. Durum üstünlüğünü kaybettiler bu sefer. Çok açığa düştüler. Onunla sınırlı kalmayacaklar. Onlar arka arkaya heyetler gönderir. Talepleri umarım devlet ciddiyetiyle değerlendirilmiştir ve değerlendirilecektir. Bağımsız bir ülke olarak, dış politikada ve iç politikada bağımsız bir ülke olarak yaşamak istiyorsak küresel köleliğe bir son vermek zorundayız. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Aslan Taş. Evet değerli izleyenler, konuğumuza teşekkür edelim. Bizimle birlikte olduğunuz için sizlere de tekrar teşekkür edelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.